Bismillahirrahmanirrahim. <tik> Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ve selam ala resuluna Muhammed ve ala alihi sahbihi ecmaîn. Esselamü aleyküm değerli kardeşlerim. Fatiha suresinin muhtasar mealine, tefsirine devam ediyoruz. 15. Şua'dan okuyorduk. İnşallah bir giriş yapmıştık mukaddeme kısmı ve akabinde eee Bismillahirrahmanirrahim dedik. Ardından da eee Elhamdülillah Rabbil Alemin demiştik. Şimdi eee Elhamdülillah daha doğrusu ifade etmiştik. Tefsirini konuşmuştuk. E, bundan sonra ise Rabbil Alemini konuşacağız ikinci kelime olarak değerli kardeşlerim. Evet. İkinci kelime Rabbil Alemin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Rabbil Alemindir. Bundaki hüccete gayet kısa bir işaret. Evet biz gözümüzle görüyoruz ki bu kainatta binler değil belki milyonlar alemler, küçük kainatlar ekseri birbiri içinde birbirinin idaresi ve tedbirinin şeraiti ayrı ayrı olduğu halde öyle mükemmel bir terbiye, tedbir idare ediliyor ki bütün kainat bir sahife gibi her an nazarında bütün alemler birer satır gibi kalemi kudret ve kaderiyle yazılır, tazelenir, değişir bir nihayetsiz rububiyet içinde nihayetsiz bir ilim ve hikmet ve ihatalı hadsiz bir rahmet ve dikkat ile bu milyonlar alemleri ve seyyal kainatları idare eden Rabbul Alemin'in vücubu vücuduna ve vahdetine külli ve cüz'i şehadetler, zerreler ve zerrelerden terekküp eden mevcutlar adedince hadsiz, nihayetsiz şehadetler, her an ve zaman geliyorlar zerrat tarlasından ta manzume şemsiyeye, ta samanyolu denilen kehkeşan dairesine ve bir hücreyi bedenden ta zeminin mahzenine, ta kainatın heyeti mecmuasına kadar aynı kanun, aynı rububiyet, aynı hikmet ile beraber idare ve terbiye eden bir rububiyeti tasdik etmeyen, Evet. Şuradan alalım tekrar. Ta kainat heyeti mecmuasına kadar aynı kanun, aynı rububiyet, aynı hikmet ile beraber idare ve terbiye eden bir rububiyeti tasdik ve hissetmeyen, bilmeyen, bilmeyen, görmeyen bir insan elbette hadsiz bir azaba kendini müstahak eder ve merhamete liyakatini selbeder. Evet hakikaten müthiş bir tefsir. Ee, yani belki günde 40 kere okuyoruz. Bu manaları işte ne kadar çok okursak ne kadar çok mutala edersek, ne kadar çok zihnimizde çevirirsek, tasavvurdan tasdike dönüştürürsek, o bağlamda, o anlamda bunlar alemimize daha çok yerleşecek. Çünkü hakikaten mükemmel ve son bitiriş cümlesi de aslında şeye de bir cevap oldu. Şimdi konuşacağız hepsini tabii teker teker. Hani bir kişi sadece Allah'a iman etmiyor diye mi azaba müstahak olacak? Aslında bu bir sonuç sevgili kardeşlerim. Yani Allah'a iman etmiyor... Ee, işin sonucu, o sonuca gidene kadar ne kadar duvarlar, ne kadar potlar kırmış, ne kadar hukuklar çiğnemiş, ne kadar haksızlıklar yapmış, efendim ne kadar gadirler yapmış, ne kadar ihanetler yapmış, ne kadar zulümler yapmış, ne kadar cinayetler işlemiş. Yani o Allah'ı inkar, o işin sonucu, sebepleri o kadar kötü şeylere... E, işleyerek oraya gitmiş ki yani biz sadece şimdi sonuca bakıyoruz. Ya sadece Allah'a iman etmiyor normalde iyi bir adam yani tırnak içinde. Neden cehennemde yansın? Halbuki Allah'a iman etmemesi onun e, yaptığı bütün amellerin fihristesinin, bütün amellerin dökümanının sonucu. Biz önce amellerine bakmamız lazım. Yani e, amelleri böyle mükemmel sadece Allah'a iman etmiyor böyle bir şey zaten e, çok vuku bulan bir şey değil ve istisna kabelindeki şeyler de zaten çok e, bu tarz e, muhakemelerde kullanılmaz ve nazardan sarfı nazar ederek, nazar dışı bırakılarak bakılır. Evet şimdi başlayalım tekrardan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alemin dir. Fatiha'nın ikinci kelimesi değil mi? Rabbil alemin. Elhamdülillahi rabbil alemin. Bundaki hüccete, bundaki delile bunun bize ifade ettiği Kuvvetli e, kıyas ve nazar neticesinde ortaya çıkan o mükemmel delile, o hüccete gayet kısa bir işaret. Evet biz gözümüzle görüyoruz ki bu kainatta binler değil belki milyonlar alemler, küçük kainatlar bu kainatta Rabbil Alemin dedik ya yani o e, alemlerin terbiye edicisi manasında bunun şey, en kısa meali Rabbil Alemin. Alemlerin terbiye edicisi Rabbil Alemin. Evet biz gözümüzle görüyoruz ki bu kainatta binler değil belki milyonlar alemler. Hakikaten şimdi kainatta yani karıncalar bir alem, örümcekler, martılar bir alem, gargalar, penguenler bir alem. Yani o alemler içerisinde de mesela Ahtrapot ailesi. Onun içerisinde yani o kadar çok alem var ki diğer bütün alemlerden fazla sayıya sahip. Denizlerdeki alemler karalardan belki daha fazla, nev olarak fazla olmasa da yani kesret ve çokluk açısından çok fazlalar. Bu kainatta binler değil, işte galaksiler, andromedalar, e, samanyolları. Bu kainatta binler değil, belki milyonlar alemler, küçük kainatlar ekseri birbiri içinde. Tabi insan bir alem, dünya bir alem, Hücre bir alem, hepsi birbiri içerisinde alemler. Yani makrodan mikroya bu inişte, bu nüzülde bakıyoruz ki hepsi aslında birbirinin numunesi ve hepsi birbirinden haber veren, hepsinde birbirine yakın sikkeler, mühürler vurulmuş sanat eserleri var. Yani bir kainata bakıyorsun koca galaksilere, İnsana geliyorsun, insanın içi de bir galaksi gibi. Hücrenin içine giriyorsun, hücrenin içi de bir galaksi gibi. Hücrede mitokondriye gidiyorsan o da ayrı bir galaksi gibi. Yani o kadar bir hücrenin içerisindeki moleküllere, moleküllerin içerisindeki atomlara gidiyorsun. Onlar da aynı şekilde kainat ve galaksiler gibi dönen alemlere, itme ve çekme kanunlarına, ölme ve dirilme kanunlarına sahipler. Evet, hakikaten demek ki kainatta birbiri içerisinde, binler belki milyonlar alemler var küçük kainatlar ekseri birbiri içinde her birinin idaresi ve tedbirinin şeraiti ayrı ayrı olduğu halde bu kadar alemler birbiri içinde olduğu halde işte kainat bir alem onun içerisinde samanyolu onun içerisinde güneş onun içerisinde işte e, samanyolu onun içerisinde dünya dünyanın içerisinde işte insanlar alemi insanlar alemi içerisinde senin ferdi alemin e, o Kainatın o dünyanın üzerinde yürüyen küçük bir karınca ayrı bir alem yani güneşten daha ta zerreye kadar sinekten ta kartala kadar güneşin sisteminden ta pirenin midesindeki sisteme kadar öyle mükemmel bir terbiye burada işliyor ki ekseri birbiri içinde her birinin idaresi her birinin idaresi de farklı her birinin tedbiri de ayrı. Her birinin tedbirini ve idaresini yerine yerine getirmek için var olan, var olması gereken şartlar da ayrı ayrı olduğu halde öyle mükemmel bir terbiye, öyle mükemmel bir terbiye ve tedbir, öyle mükemmel terbiye, tedbir ve idare ediliyor ki yani o kadar mükemmel bir terbiye, o elek elek eleklerden geçip o işin kullanımına en uygun haline gelmek var ki yani bu terbiyeye şöyle örnek verelim. Mesela şu an benim önümde bir masa var. Masada oturuyorum. Masa bana göre yapılmış. Kitap koyacağım, işte bilgisayar koyacağım şekilde var. Hakeza sandalye de öyle. Ve odundan yapılmışlar. Yani ağaçtan buraya bu e, işe uygun bir terbiye eleğinden geçmiş. Mesela bir vida. Efendim toprak altında bir demir, kaba bir demirken o işlenerek, dönüşerek işte üzerinde birçok muamele yapılarak arabada ya da işte füzede, efendim bir uzay mekiğinde çok önemli bir noktada bir e, bileşen oluyor. Demek ki terbiye hakikati işte böyle bir hakikat. Cenab-ı Hak da topraktan, havadan, e, güneşten, kainatı öyle bir terbiye ediyor ki birbiri içerisinde mükemmel bir terbiye ve tedbir ve idare var. Tabi bunlar çok geniş konular. Verisal-i ayrı ayrı başlıklandırılmış konular. Biz onlara girersek videonun süresi çok aşarız. Terbiye ve tedbir ve idare, değil mi? zerreden galaksilere kadar birbirine çarpmadan, ses çıkartmadan, direksiz sema'daki o yıldızları küreleri döndürmek, aynı şekilde atomu öyle döndürmek, aynı şekilde hücreyi öyle yaşatmak, aynı şekilde insanı öyle latif ince duygular zahiri ve batini hasseler vererek kainatta mükemmel bir alıcı, mükemmel bir müfettiş konumunda onu yaratmak ve tedbirini görmek ve bütün kainatın tedbirini görürken zerreden galaksilere kadar hiçbirisi birbirine unutma hiçbirisini unutmamak, birbirine engel olmamak hepsinin aynı anda aynı tarzda aynı terbiye ve tedbir mükemmeliyetinde idaresi görülüyor ki bütün kainat bir sahife. Neyi konuşuyoruz sevgili kardeşlerim? 40 kere okuduğumuz Rabbil Alemin'in tefsirini konuşuyoruz. Bütün kainat bir sahife gibi her an nazarında bütün alemler birer satır gibi kalemi kudret ve kaderiyle yazılır, tazelenir, değişir. Demek ki o Rabbil Aleminin, o Cenab-ı Hakk'ın Celle Celaluhu bütün kainat bir sahife gibi. Yani nasıl ki kitap benim önümde, benim önümde bir sayfa var. Ben istediğim gibi siliyorum, değiştiriyorum, yazıyorum. İşte fırça darbeleri diyelim ki resim olsa fırça darbeleri vuruyorum. Efendim not alıyorum. Ee, işte çiziyorum, olmadı tekrar yapıyorum, e, tekrar değerlendiriyorum. Yani kolayca bir sahifeyi bir sayfayı her an nazarımda, önümde, ihatamda bulunduğu ve ben o sayfa üzerinde her an e, dokunuşlarımı, e, düzeltmelerimi, efendim, çizgilerimi işte resimse fırça darbelerimi yapıp ve yapıp ve silebildiğim gibi aynen öyle de bu kainatta bir sayfa gibi her an cenab Hakk'ın nazarında ve bütün alemler, bütün bu alemler atomdan galaksilere kadar birer satır gibi aynen o sayfa yani kainat bir sayfa o kainat sayfasında e alemlerin her biri o kainat sayfasında birer satır gibi öyle satırlar ki Cenab-ı Hakk'ın kudret kalemi ve kaderiyle yazılmış Cenab-ı Hakk'ın kudretinin çünkü bir güç bir e, değil mi? E, azamet gerektiriyor o. Bir güç gerektiriyor. Cenab-ı Hakk'ın kalemi kudret ve bir ölçü, bir intizam, bir ilim gerektiriyor. Kaderiyle yazılır, tazelenir, değişir ve biz bunu hiç hissetmeyiz. Mesela şu benim bulunduğum bina. Hani sürekli şimdi tazelense işte bir yapılsa, yıkılsa bir anda pencereleri, bir anda duvarları, demirleri, tuğlaları değişse de mi? Kainat hep böyle aslında. Ama hiç fark etmiyoruz. Neden? Bizim vücudumuzda aynen öyle. 6 ayda neredeyse %95-96 farklı rakamlar var. Bütün bedenimiz yenileniyor. Hiç hissetmiyoruz. Yani hatta o yenilenmeyle beraber bir iyilik, bir hoşluk hali bizde oluyor. Elhamdülillah. Demek ki Cenab-ı Hak öyle bir rububiyetle, öyle bir kudret ve kader kalemiyle bizi yazıyor tazelendiriyor ve aynen öyle de kainatı da bu şekilde tazelendirip değiştiriyor. Bu tasarruf, bu tazelendirme bir an olsun geri kalsa ne olur? Kainat her cümerce gider, başı bozukluğa gider, bir kıyameti koparır. Demek ki bir nihayetsiz rububiyet içinde, nihayetsiz sonsuz bir terbiye edicilik, bir rablik, Rab içinde nihayetsiz bir ilim ve hikmet ve i̇hatalı hadsiz bir rahmet demek ki bir rububiyet içerisinde bu mükemmel tasarruf ve terbiye edicilik içinde nihayetsiz bir ilim, hikmet ve ihatalı her şeyi kuşatan hadsiz bir rahmet. E şimdi ilim olmazsa olmaz, e, ilim olsa hikmet olmazsa abes olur, e, hikmet olsa ilim olsa e, ihata etmese lokal olur ve uyum olmaz, koordinasyon olmaz ve yine e, kainat ve bütün sistemler helaka gider. Hadsiz bir rahmet olmazsa o sistemlerdeki e, mahlukatın imdadına yetişecek bir rahmet söz konusu olmaz. E, rahmet söz konusu olmayınca e, bütün zişurlar, bütün mahluklar ne yapar? Açlıktan ya da işte başka rızıksızlıktan vefat eder. Ve dikkat ile nihayetsiz bir ilim ve hikmet ve ihatala hadsiz ve hadsiz bir Rahmet ve dikkat ile bir de müdakkik yani bunlar yapılırken tamam rahmet ediyor, tamam hikmetle yapıyor, tamam ilmi var ama mukannen, kanunlu ve müdakkik bir surette dikkat ile ince hesaplar ile milyonlar alemleri ve seyyar kainatları, milyonlar alemleri ve seyyar akıcı giden, sürekli tazelenen ve değişen kainatları her bir alem, bir kainat tabi bir nevi de idare eden bir Rabbul Alemin. Bir Rabbul Alemin. Tabi burada Rabbul Alemin dedik. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Orada izafetten dolayı Rabbi dedik ona. E, müstakil okuduğumuzda Rabbul Alemin yani alemlerin Rabbi, terbiye edicisi, tasarruf edicisi, tedbir edicisi olan Cenab-ı Hakk'ın bunlar neye delil oluyor? Vücubu vücuduna sevgili kardeşlerim. Yani varlığının zorunlu olmasına bu kadar ilimler, bu kadar kompleks sistemler, bu kadar külli tasarruflar, bu kadar ince hesaplar. Eğer far faraza mümkün mü ki? Cenab-ı Hak olmazsa mümkün değil. Vücubu vücuduna. O yüzden Cenab-ı Hakk'ın bu varlık böyle devam etmesi Cenab-ı Hakk'ın vücuduna zaruri bir delil oluyor. Çünkü Cenab-ı Hak olmasa onların hiçbirisi ayakta duramaz. O Mükemmel ilim, hikmet, ihatalı, hadsiz rahmet ve dikkat isteyen e, tasarruflardan ne olur? Azade olurlar. Öyle bir tasarruf söz konusu olmaz. Cenabı Hakk'ın kayyum ismi, işte hayat ismi, rahmet ismi, il, alim ismi, hakim ismi onlardan çekilse, onların vücudu e, Ademe gider, idam olur, e, yok olurlar sevgili kardeşlerim. Bu anlamda bu kadar ilimler ve külli tasarruflar, bu kadar ayetler, bu kadar deliller zaruri bir şekilde Cenab-ı Hakk'ın vücuduna onların delil olduğunu gösteriyor. Yani bir Rabbil Aleminin bu kadar alemleri terbiye eden Cenab-ı Hakk'ın, tedbir eden Cenab-ı Hakk'ın vücubu vücuduna, yani bir ve zaruri oluşuna Cenab-ı Hak olmazsa olmaz, bir olmazsa olmaz ve vahdetine, birliğine külli ve cüz'i şehadetler. Yani külde ve cüz'de, atomda ve galakside, insanda ve alemde külli ve cüz'i şehadetler zerreler ve zerrelerden terekküp eden mevcutlar adedince yani hepsinde çünkü bir ilim, hepsinde kimyasal denklemler, hepsinde bir analiz, hepsinde bir oran, hepsinde bir e, sayısal ince değer ve birçok kimya, biyoloji, birçok alanı içine alan bilge sistemiyle yapılan tasarruflar ve hareketler söz konusu. Demek ki Cenab-ı Hakk'ın vücudu vücuduna, vahdetine, Külli ve cüzi şahadetler, atomda da aynı şahadet söz konusu, galakside de aynı şahadet söz konusu, insanda da alemde de aynı şahadet söz konusu. Zerreler, atomlar ve zerrelerden, atomlardan terekküp eden, birleşen, bağ yapan, mevcutlar, moleküller, işte moleküllerden sonra efendim or inorganikler, organikler, efendim e hücreler, hücrelerden sonra sistemler, organlar, sistemler, hepsi organizmalar. Hepsi bu birbirindeki tereküpler adedince ve oradaki ilimler ve birleşmelerindeki hikmetler ve o birleşme sırasındaki gerekli olan ihtiyaçlar, bu ihtiyaçlara ilmiyle, rahmetiyle, hikmetiyle, e, iradesiyle, kudretiyle yetişen Cenab-ı Hakk'ın oradaki bütün tecellileri adedince ve o tecellilerin e, ...mazhar olduğu, o tecellilerin üzerinde göründüğü bütün mevcudat adedince hadsiz, nihayetsiz şehadetler her an ve her zaman geliyor. Yani Rabbül Aleminin vücubu vücuduna ve vahdetine külli ve cüz'i şehadetler, zerreler ve zerrelerden eden mevcutlar adedince hadsiz, sonsuz, nihayetsiz şehadetler her an ve zaman geliyorlar. Demek ki bu hadiseler oldukça ve biz bunları gördükçe ki her an... Her zaman ben şu an konuşurken siz dinlerken her salise salisenin çok altlarında kuartlardan işte atom artı partiküllerden elektronlara ve oradan ta galaksilere ve sistemlere satürn ve nöptünlere kadar hepsinde her an nihayetsiz şahadetler hepsi bize şahitlik ediyorlar ki biz Cenab-ı Hakk'ın memuruyuz. Onun tasarrufunda hareket eden, şuursuz olmamızla beraber şuurkarane vazifeler gören birer memurlarıyız diyerek şahadet edip eşhedü en la ilahe illallah diyorlar. Her an ve her zaman o şahadetleri bize söylüyorlar. Demek ki kainat kitabı sevgili kardeşlerim. Kainat kitabındaki o bütün tasarruflar, o değişimler, o ilimler, sürekli tazelenen, değişen o yapılar, o levhalar ve sahneler ve onların gerektirdiği ilimler adedince ne yapıyorlar? Her an bizi o kainat kitabının ayetlerini tilavet ediyorlar sevgili kardeşlerim. Okuyorlar, anlatıyorlar, ders veriyorlar. Zerrat tarlasından, zerreler aleminden ta manzumeyi şemsiye'ye, ta güneş sistemine, ta yolu denilen Kehkeşan dairesine ta Samanyolu denilen Kehkeşan dairesine ve bir hücreyi bedenden bir beden hücresinden ta zeminin mahzenine ta mamaya ta zeminin derinliklerine ta kainat heyet mecmuasına kainatın varlığı ve bütün teşekkülüyle hepsine kadar aynı kanun aynı rububiyet aynı terbiye edicilik mührü aynı hikmet ile beraber idare terbiye eden bir rububiyeti tasdik ve hissetmeyen ve bilmeyen, görmeyen bir insan elbette hadsiz bir azaba kendini müstehak eder ve merhamete liyakatını selbeder. İşte onlar ki Yusuf suresi 105. ayet-i kerimede üzerlerinden ve önlerinden ve arkalarından ve üstlerinden her taraflarından nice nice ayetler gezdi, geçti. Onlar o ayetlerin gezişinden, geçişinden gafil bir şekilde yüz çevirip Devam ettiler. O kadar ayetleri inkar ettiler. O kadar tasarrufları kabul etmediler. O kadar sanatları e, abesiyete, e, hiçliğe, değersizliğe atfettiler ki işte onlar, yazıklar olsun onlara, işte onlar da zerrat tarlasından, atomlar aleminden ta manzumayı şemsiyeye, güneş sistemine kadar, ta samanyolu denilen kehkeşan dairesine ve bir hücreyi bedenden bir beden hücresinden ta zeminin mahzenlerine, mağmaya, yer altındaki bütün hazinelere kadar, bütün nimetlere, su mahzenlerine, maden mahzenlerine kadar, ta kainat heyeti mecmuasına kadar, kainatın tümüne kadar her yerde aynı kanun, atomda da güneş sisteminde de aynı kanun. Aynı rububiyet, aynı terbiye edicilik mührü, aynı tedbir ve idare, aynı incelik, aynı hikmet ve ilim, aynı hikmet ile beraber idare ve terbiye eden bir rububiyeti bu kadar terbiye ediciliğiyle, kanunlarıyla, efendim hikmetiyle, ilmiyle, kudretiyle, kaderiyle kendini gösteren, ölçüsüyle kendini hissettiren bir terbiye ediciye, hikmetle hareket eden bir idare ediciye ve bir rububiyete böyle bir rububiyeti tasdik ve hissetmeyen, bu kadar rububiyet, bu kadar terbiye edicilik karşısında tasdik etmeyen hissetmeyen yani bunları görüp, bilip, okuyup ya tabii ki amenna, amenna, amenna ve sadakna dememek, tasdik etmemek, bunları hissetmemek, bu kadar ayetleri, bu kadar tasarrufu, bu kadar mükemmel fiillere böyle gafil kalmak, onları tabiata, başı bozukluğa havale etmek, bilmemek, bilmeyen ve bunları görmeyen, yani gözünün önünde gördüğü halde gözünü kapatan, yarasa tabiatlı olup mağaralara kaçan, görmeyen bir insan Elbette hadsiz bir azaba, sınırsız sonsuz bir azaba kendini müstahak eder ve merhamete liyakatini, merhameti hak edişini kendinden kovar, kendinden kaldırır, merhamete liyakatini Selbeder sevgili kardeşlerim. Evet hakikaten mükemmel bir dersti. Yani bunları ilimle, işte yok ateizm, deizmle, yok onla, bununla, yok işte dua yaptı, DNA yaptı deme, demekle, yani DNA'ya, duaya bir şuur vermek, bir hayat vermek, bir ilahlık sıfat ve sıfatları vermek ne kadar ahmakane bir iş, ne kadar e, büyük bir cinayet olduğunu anla ki böyle bir azaba da kendini müstahak ediyorsun. E, böyle e, demagojilerle, böyle aldatmalarla, manipülasyonlarla efendim doğa yaptı işte evrildi çevrildi e, tabi evrildi çevrildiyse i̇şte bir evren çeviren var işte doğal seleksiyon yaptı efendim doğa ana yaptı e, tabiat bize bağışladı gibi cansız varlıklara bir nevi eski ahmak e, bir kısım berahime işte bir kısım şaman bir kısım manhenisler gibi e, doğaya işte bir ruh bir kısım animistler gibi bir ruh bir değer atfederek bir akıl ve şuur atfederek sende olmayan aklı ve şuuru doğaya ve tabiata ve e, efendim doğal seleksiyona ya da evrime vererek ne yapıyorsun o cansızlardan daha cansız o şuursuzlardan daha şuursuz onlardan daha sakit daha sabit daha ahmak olmuş oluyorsun. Allah hidayet versin sübhaneke'l ilme illa malim bakayım ahru davana elhamdülillah rabbil